sadece Türkiye Büyükelçiliği önünde olması tabii ki manidardır. İslam'ın bayraktarlığını, sancaktarlığını yapan ülkemiz, ben inanıyorum ki öyle korkutmuş ki birilerini, Kur'an-ı Kerim'e yapılacak saldırı bile bizim devletimizin Büyükelçiliğinin önünde yapılıyor. Bu ülkemize de aynı zamanda bir mesajdır. Rabbim İslam'ın sancaktarlığını, bayraktarlığını yapan bu devleti her daim mansur ve muzaffer eylesin inşallah. Rabbim inşallah bu beldeyi bayraksız, minareleri de ezansız bırakmasın inşallah. Bu saldırı yapacağını günler önceden belirten ve buna hiçbir tedbir almayan, hiçbir önleme yönelik faaliyette bulunmayan ilgili İsveç devlet hükümetini de özellikle kınıyorum. Bizim medeniyetimiz, bizim coğrafyamız, İslam beldemizde sadece Müslümanlar değil, gayrimüslim kardeşlerimizle huzur ve barış içerisinde yaşamaktadır.